Dünyanın gelişmiş 7 ekonomisine sahip olan ve G7 olarak bilinen birliğin Kanada'daki liderler zirvesi sona erdi. Zirveye Atlantik İttifakı içindeki tartışmalar damga vurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Foreign Policy dergisi tarihin en bölünmüş G7 zirvelerinden birinin geride kaldığını duyurdu. Zirveden sonra Alman devlet televizyonuna değerlendirmeler yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, durumun iç açıcı olmadığını söyledi. Zirveyi moral bozucu olarak nitelendiren Merkel, bu konuda konuşmaya devam etmekle bazı şeylerin çözüme kavuşacağını düşünmüyorum diye konuştu. Alman Deutsche Welle gazetesi G7 tartışmaları sürerken Rus lider Vladimir Putin'le Çin lideri Xi Jinping Şangay'da dostluklarını gösterdi yorumunu yaptı. İngiltere'nin Londra merkezli Metro gazetesi zirveyi büyük puntolarla duyurdu. Haber, Trump despot kime yakınlık gösterirken asıl müttefikleriyle ayrı düştü manşetiyle geniş yer aldı. Ayrıca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un fotoğrafı da haberin yanına eklendi. Yine İngiliz yayın kuruluşu olan BBC, zirveye Donald Trump Amerika'nın en önemli müttefiklerine ateş açtı başlığıyla yer verdi. Reuters haber ajansı ise zirveye ilişkin Çin gazeteleri G7 kargaşasıyla Şangay İşbirliği Zirvesi'nin başarısını karşılaştırdı ifadesini kullandı. Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesi zirvenin ardından ticaret savaşı başlığını attı. Donald Trump'ın tırnak içinde moral bozucu G7 tweetlerinin ardından Avrupa Birliği'nin de Amerika'ya ek vergi uygulayacağını yazdı. Öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump gergin biten G7 zirvesi sonrası Twitter'dan bir dizi açıklama yaptı. Trump, "Üzgünüm, ne arkadaşlarımız ne de düşmanlarımıza ticarette bizden faydalanmalarına daha fazla izin veremeyiz. Amerikalı çalışanlar önceliğimiz olmak zorunda." ifadelerini kullandı.